Herkese Merhabalar kanalımda ilk defa Stefan Zweig inceleyeceğim bugün onun da en çok sükse yaratmış kitaplarından bir tanesi belki birincisi satrançla karşınızda olacağım ee, en çok okunan en çok bilinen eserlerden bir tanesidir ee, son derece yoğun bir anlatımı vardır çok harika bir kitaptır ve e, yoğun ve kısa bir kitap olmasından dolayı da Muhtemelen insanlar okuması kolay bir kitap olduğu için bu kitabı çok tercih ederler gerçekten su gibi akan bir kitap. Alıp elinizden hiç bırakamadan okuyabileceğiniz bir kitap diyebilirim. Son dönemlerde e, dizi ve film olarak satranç oyununa merakın arttığını söyleyebilirim. E, yine Queen's Gambit, Vezir Gambit'i filmi de e, bu kitaptan sanki esinlenmiş gibi birkaç kısmı vardı açıkçası. E, onu izlerken bunu fark etmiştim. Benim bu kitabı ikinci okuyuşum. İlk okumamda can yayınlarının... Bu e, çevirisiydi. Ayça Sabuncuoğlu'nun çevirisi. Bir de Ahmet Cemal çevirisi olduğu için bu e, İş Bankası Kültür Yayınları'nda buradan okumak istedim. Almanca dilinden en iyi çevirileri yaptığını düşündüğüm kişi çünkü Ahmet Cemal. E, Allah rahmet eylesin kendisine. Çok harika bir çeviriydi gerçekten. Tabi e, Ayça Sabuncuoğlu'nun çevirisi de çok iyiydi can yayınları. Onda da herhangi bir problem yoktu açıkçası. Yazarın telifi düştüğü için e, çok fazla yayın evi elbette Stephen Zweig'ı bastı. Fakat hepsinin yetkin çevirmenlerce çevrildiğini söyleyemeyiz. Bu yüzden eğer okumayı düşünürseniz can yayınları gibi, İş Bankası Kültür yayınları gibi büyük yayın evlerinden tercih edebilirsiniz bu yazarı Stephen Zweig'ı okumayı. Ee, çok güzel bir eser. Dediğim gibi şimdi içeriğinden biraz bahsedeceğim. Çok fazla spoiler vermemeye çalışacağım ama bu tarz kısa kitaplarda ne söylerseniz söyleyin. Az çok spoiler oluyor. O yüzden hani e, hiç spoiler almayayım diyorsanız bu videoyu kitabı okuduktan sonra e, izlemeniz daha doğru olacaktır bana göre. Ama çok hayati bir spoiler vermemeye çalışacağım. E, kitabın konusuna gelmeden önce Zweig'in biraz Zweig'den bahsetmek istiyorum. Çünkü kanalda dediğim gibi ilk videosu yazarın. E, bu kadar popüler bir yazar hakkında aslında e, ahkam kesmek ya da Artık herkesce bilinen bilgileri vermek çok doğru olmayacaktır ama söylememiz gereken ilk şey bu kitabın e, kendinin yaşamını intiharla sonlandırmış Stephen Zweig'ın e, son yıllarında yazdığı bir eser olması. 1940-41 civarında yazılmış olması lazım ki 1942 yılında e, o dönemki eşiyle birlikte Brezilya'da e, intihar ediyor Stephen, Stephen Zweig. İntihar sebebi ise e, o dönemde biliyorsunuz e, Hitler Almanyası'nın insanlık dışı uygulamaları vardı ve Zweig gibi bu tarz e, aydın insanlar bundan çok etkilendiler. Büyük bir psikolojik yıkıma sebep verdi aslında bu yetişmiş insanlarda. E, insanlığın bu kadar vahşice şeyler yapabileceğini bu insanlar kabullenemediler ve aslında her zaman üzülmüşümdür. Yani birkaç sene daha dayansaydı bu işlerin son bulduğunu görecekti. En azından Hitler'in yenildiğini görecekti fakat buna dayanamadı. Zaten çok fazla Gestapo tarafından da baskı görmüş bir yazardır Zwick. Gestapo bu arada Hitler'in böyle istihbarat örgütü gibi bir şey, yarı askeri bir örgüt takip edilen Gestapo tarafından ve kitapları işte imha edilen sürekli bu tarz sıkıntılar yaşayan bir yazar Zwick. Bu eserde de satrançta da bunun esintilerini görüyoruz. Bundan birazdan bahsedeceğim. Zaten Brezilya'da ölmüş olması da orada yaşıyor olmasının sebebi de e, yine bir dışlanmanın sonucu. Dediğim gibi ülkesinde çok fazla zaman geçiremiyor Hitler yönetimi sebebiyle. Gelelim kitabımıza. Aslında satran çok böyle e, detaylı, fazla şey anlatan bir kitap değil. Çok fazla sahnesi yoktur yani. Ama bir iki tane can alıcı noktası vardır. Bunların yakalanması gerekiyor ki okurken bunları kaçırmanız zaten mümkün değil. Ee, öncelikle satrançta konu bir e, Buenos Aires, New York, yani New York'tan Arjantin'e giden bir gemide olayların gerçekleştiğini söylemem lazım. Buraya bu gemide bir anlatıcımız var, bize bütün hikayeyi anlatan e, yolculardan bir tanesi. Bir tanesi genç satranç şampiyonu Mirko Zentovic diye birisi, e, Rus asıllı bir kişi ki Rusya'da satrancın... O dönemde bir milli spor olduğunu söyleyebiliriz. Rus halkı çok fazla oynuyor. Nasıl yani işte Orta Doğu'da ya da Türkiye'de de öyle. Tavla çok önemli bir yer tutuyorsa, tavla benzeri şeyleri söyleyelim. Ya da kağıt oyunları çok önemli bir yer tutuyorsa, Rusya'da o dönemde ya da Rusya'nın etkili olduğu ülkelerde satranç oyunu o kadar yaygın ki yani her köşe başında, sokaklarda, her yerde genç, yaşlı demeden bütün insanlar satranç oynuyor. E, Tabi aralarından çok yetenekliler çıkıyor, yeteneksizler çıkıyor. Her neyse, e, Mirko Zentoviç de genç yaşta satranç şampiyonu olmuş. olmuş. Bu konuda çok yetenekli bir e, insan aslında. E, anlatıcı var, dediğim gibi Zentoviç var. Bir e, McCunner diye bir karakter var. Arada bir devreye giriyor ve bence o da böyle bir aktivatör görevi görüyor. Hikayede bir bağlayıcı gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında bir de en önemli kahramanımız, karakterimiz Dr. B var. Bu dört karakter üzerinden işlenen bir hikaye. O gemide insanların yaşadıklarıyla alakalı bir hikaye okuyoruz. Ama tabii yani gemi yaşantısı okumuyoruz burada tabii ki. Satranç oyunu var temelde ve anlatıcının da bir şekilde satranca olan ilgisi, aslında çok önemli bir satranç oyuncusu falan değil ama Mirko Dzentovic'e bir ilgisi var, satranca da bir ilgisi var ve onunla oyun oynamak istiyor. Daha sonra olaylar e, gelişmeye başlıyor. Akkanır karakteri aslında tam bir megaloman. Böyle kaybetmeyi ya da e, reddedilmeyi kabul etmeyen bir insan. Bu hikayenin ilerlemesinde çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü birçok kapıyı açıyor aslında onun bu durumu. E, aynı zamanda durumu da iyi, zengin, müteahhit olması lazım. Öyle bir inşaat işleriyle uğraşıyor, e, emlak işiyle uğraşıyor. Durumu da iyi İşte hem para hem de bu arzu istek aslında birçok şeyin önünü açıyor. Özellikle Mirko ile oyun oynamanın önünü açan durum bu oluyor. Tabii onu bu şekilde manipüle eden de anlatıcımız oluyor. Dr. B ise bir süre sonra aslında hikayeye dahil oluyor ve satranç oyunu esnasında tabi Zentoviç dağıtıyor ortalığı yani kimse hiçbir şekilde onun hamlelerine karşılık vermiyor. Gözünün ucuyla yeniyor herkesi. Çok üst düzey bir satranç oyuncusu çünkü. Ancak Dr. B onun hamlelerini tanıyor ve McGonagall'a oynayacağı hamle ile ilgili bilgi veriyor ve daha sonra oyuna ortak oluyor ve oyunun seyrini değiştiriyor. Ee, Tabi dünya satranç şampiyonu olan birisi de e, bu tarz bir hamleyi yani akıllıca yapılmış hamleleri fark ediyor ve iş satranç tahtası üzerinde kızışıyor. Dr. B'nin hikayesi ise daha sonra bize daha detaylı bir şekilde veriliyor. Anlatıcımız yine e, bir konuşma... Yaşıyor onunla Güvertede. Ee, orada kitap asıl konusunu aslında bize vermeye başlıyor. Çünkü bu kitap, dediğim gibi psikoloji olarak yıkılmış bir yazar ve Almanya'nın Hitler Almanyasının daha doğrusu e, insanlara yaşattığı zulmü anlatan bir kitap aslında. Satranç sadece e, burada bir tema olmuş yazarın hikayeyi bize vermesinde kullandığı bir yöntem olmuş diyebilirim. Mirko karakterine geri dönmemiz lazım. Evet o bir satranç şampiyonu ve bu konuda bir deha. Fakat e, bunun dışında kalan her konuda son derece yetersiz. Yani zeka anlamında e, son derece yetersiz bir insan. Satranç dışında çok sivrileceği herhangi bir konu yok. Aslında bu da onun iyice bu oyuna yönelmesini sağlamış ve bu şekilde başarı gelmiş. Bazen böyle insanlar vardır aslında. Doğru kanalı bulursa oradan ilerleyebilir. İlla her konuda başarılı olacak diye bir şey yok bir insan. E, bazen böyle tarihte gördüğümüz marka isimler aslında çok yetenekli oldukları konularda bir şekilde görev almış ve o konuyla tanışmış insanlar. Her zaman eğitimciler de der zaten yani çocukların eğitiminin yönlendirilmesinde. Yani bazen bir çocuğun hangi konuda yetenekli olabileceğini kestirmeniz gerekir ve diğer konuları beceremiyor olsa da o konuda böyle dünya şampiyonu olacak kadar ilerleyebilir. O karakterin de böyle bir özelliğinin olması gerçekten güzeldi bana göre. Gelelim Dr. B'ye. En önemli kahramanımız demiştik kitaptaki ee, anlatıcıyla bir güverte sohbetinde bir akşam vakti ee, yaşadıklarını anlatıyor ve Gestapo'nun eline esir düşmesinden bahsediyor. Aslında böyle muhbir tarzı bir durumu da var onun ve bir şekilde yakalanıyor diyelim. Fakat daha üst düzey bir insan olduğu için Gestapo ona klasik yöntemlerle e, işkence etmiyor. Onu tamamen e, tüm diyaloglardan, tüm insanlıktan ve her şeyden soyutladıkları bir odaya kapatıyorlar ve başka hiçbir kötülük yapmıyorlar ona. Onu sadece yalnızlığıyla ve kendiyle baş başa bırakıyorlar. Bu aslında kitapta bize anlatıldığı şekliyle en büyük yıkım diyebiliriz. Hiçbir insan görmüyor. Duvardaki her bir çatlağı bile ezberliyor. Haftalarca ona böyle bir ilginç yöntem uygulanıyor ve çok etkili olduğunu görüyoruz aslında. Ve Dr. B'nin satrançta bu kadar başarılı olma sebebini de burada öğreniyoruz. Aslında bir satranç oyuncusu değil Dr. B. Orada dikkatini dağıtacak herhangi bir şey arıyor. Yani mahkumken, yani göz altındayken diyelim. Yani herhangi bir şey, bir gazete kağıdı bile olsa oradaki şeyleri okurken dikkatini dağılacağını düşünüyor. Çünkü dediğim gibi zaman geçirebileceği hiçbir şey yok. Odasında hiçbir şey yok. Işık almıyor. Mevsimlerden ne, günlerden ne, gündüz mü, gece mi hiçbir şeyin... Farkında değil. E, aklını yitirmek üzereyken böyle bir e, yöntemle karşı karşıya kalmışken rütbeli bir askerin e, parkasının cebinde bir kitap şişkinliği görüyor ve onu bir şekilde e, çalıyor o kitabı. Ve öğreniyoruz ki bu kitap satrançla alakalı bir kitap. İşte daha önce oynanmış ünlü satranç oyunlarının sahnelerinin anlatıldığı bir kitap. Tabi bu kitaba dört elle sarılıyor ve sürekli okuyor okuyor okuyor. Satranç konusunda hiç satranç oynamadığı halde birden kendini çok ilerlemiş bir şekilde buluyor. Fakat e, tabi onun satranç yeteneği sadece ezber üzerine. Yani oradaki daha önce yapılmış hamleler üzerinden okuyabiliyor satrancı sadece. Tamamen spontane bir hamle yapıldığında hiçbir cevap veremeyeceğini düşünüyor açıkçası Dark tabii. Ki bu da mantıklı. Dediğim gibi daha önce yaşanmış senaryoları sadece okuyup onları adeta hatmediyor ediyor ve her şeyini öğreniyor o hamlelerin. 8-9 hamle önünü de düşünebiliyor. Daha sonra Queen's Gambit'e bir gönderme yapmıştım. Oradakine benzer, oradaki karakter de işte gözlerini kapatıp tavandaki ya da tavana bakıp geceleri hayal ederek oynardı. Tabi elinde satranç olmadığı için Dr. B de hayal ederek bir şekilde oynamaya çalışıyor. Ve burada da kendini ilerletiyor. Yani ezberden tamamen hiçbir satranç tahtası olmadan bu oyunu öğrenmeye çalışıyor. Öncesinde kendine bir satranç tahtası ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyor. işte kumlardan, taşlardan falan ne bulabilirse ufak tefek parçalardan kendine piyonlar, vezir, kale gibi piyonlar yapmaya çalışsa da oyun hakkında ona yardımcı olacak. Daha sonra farklı yöntemler geliştirmeye çalıştığı da bir gerçek. İşte Dr. Bean'in başarısı satrancı bu kadar iyi oynamasının sebebi de e, buymuş bunu öğreniyoruz. Ama burada önemli olan nokta tabii ki beni satrancı nasıl öğrendiği değil. Ona uygulanan bu e, psikolojik şiddet aslına bakarsanız gerçekten inanılmaz bir yöntem. E, aslında fiziki anlamda çok fazla bir şiddet uygulanmıyor olsa da kendisine onu mahvetmiş bir yöntem bu ve satranç tahtası görmekten bile rahatsız oluyor aslında bakarsanız o dönemleri hatırlattığı için onu anlamakta çok kolay. Satranç konu işleniş ve e, tempo açısından gerçekten eşsiz kitaplardan bir tanesi. Çoğu insanın okuduğu, çok fazla okunan bir kitap ama hala okumayanınız varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani bir solukta okunabilen kitaplar diye işte biz de tavsiye videoları hazırlıyoruz ama yani bu onların bile bir numarası olabilir her zaman. Her zaman insanlar bu kitabı okumaktan büyük keyif aldılar ve ben ikinci defa okuduğumda da Aynı ilk seferde olduğu gibi çok büyük keyif aldım. Bu yüzden size de gönül rahatlığıyla e, tavsiye etmekten hiç çekinmiyorum. Hepinize okumayanlar için e, şimdiden iyi okumalar diliyorum. Okuyanlar için de eğer e, kitap hakkında onlara da söyleyeceği bir şeyler varsa yorumlara bekliyorum. İyi günler diliyorum.